mikrofonu arz ediyorum. Çok karıştırma. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın İl Başkanım, Sayın Kaymakamlarım, çok değerli belediye başkanı arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız, çok kıymetli misafirler, Dirijanlar Derneğimizin düzenlemiş olduğu 9. Yama Yayla Şenliklerine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. İstanbul'dan, Bursa'dan, Ankara'dan gelen değerli iş adamlarımız, çok kıymetli sponsorumuz, İstanbul Dirijanlar Dernek Başkanımız ve ülkemizin her tarafından gelen çok kıymetli gurbetçilerimiz, bürokratlarımız, kardeşlerimiz, Malatya'dan, Yazıhan'dan, Arguvan'dan, Hekimhan'dan, Divriği'den, Kangal'dan gelen çok kıymetli Dirijanlı kardeşlerim ve yaylalarımızın her obasından buraya gelen yaylacılarımız, kendi yayla şenliğinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başta protokolümüz olmak üzere bütün katılımcıları sevgiyle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Sayın Milletvekilimize, İl Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve Malatya'nın her metrekaresinde hizmetleriyle göz dolduran ve buralarda gerek altyapıda, gerek ulaşımda ve gerekse çevre düzenlemesinde bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli iş adamlarımıza her zaman olduğu gibi derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar yapmış oldukları desteklerden dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve ayrıca her zaman yaptığımız sosyal etkinlikte, şenlikte bizleri yalnız bırakmayan, bir tas suyuyla, bir bardak ayranıyla, bir barhaç yoğurduyla ve kuzusuyla bizlere destek veren yayla oba mensuplarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, sizlerin programları olmasına rağmen programlarınızı iptal ettiniz, aramıza katıldınız. Sizlere gerek şahsım, gerekse mensubu olmaktan büyük şeref duyduğum Dirijanlar adına hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Sayın Protokol, Sayın Bakanım, yüksek müsaadenizle kısaca Dirijan'ı tanımaya çalışalım. Dirijan Anadolu'da Cihanbeyli boyundan ayrılan bir kol olarak 1560 tarihinde kanuni tarih kayıtlarında Mışar Kalesi'nde Abdülvahap Dağı'nın eteklerinde ve Baskil'de görüyoruz. 150 yıl orada yaşayan Dirijan 17. asrın sonlarına doğru bu Hekimhan, Kangal, Divriği, Arguvan dörtgeninde Yama Dağları'nın güzel yaylalarında 17. asrın sonlarına doğru geliyor. Göçebe bir aşiret. Yazın bu güzelim yaylalarda yaşıyor, kışında ovalara geçiyor. Malatya, Adıyaman, Besli, Gaziantep bölgelerine de zaman zaman kışın gidiyor.
Tabii Osmanlı döneminde iki seferde mecburi iskana tabi tutuluyor. Rakka Ovası'na sürgün ediliyor. Ancak Dirijan Yama yaylalarıyla özdeşleşmiş. Buradan bir türlü ayrılmıyor. 17. asrın sonundan bu tarafa her zaman bu yaylaları mesken tutuyor. Ancak yerleşik hayata geçmesine rağmen hala yaylacılarımız buralarda geçimlerini çoğu sağlıyor. Buralarda on binleri geçen küçük baş hayvanlar ve binleri geçen büyük baş hayvanlarla gerek ülke ekonomisine gerekse bölge ekonomisine çok büyük katkılar sağlıyor. Buralar bir nevi bacasız fabrika gibi. Ve bu yaşamlarını sürdürürken Dirijan gerek Arguvan'da, Yazıhan'da, Hekiman'da, Kangal'da, Malatya'nın muhtelif mahallelerinde komşularıyla çok iyi geçinen ve onlarla beşeri ilişkilerini çok huzurlu tutan, sosyal yapısı çok yumuşak, yerleri yüksek, suları soğuk ama Dirijan'ın bu konuda gerçekten çok önemli yeri var. Gördüğünüz bu alanda büyük oranda Dirijanlar var. Ama burada Alevisi var, Türkü var, diğer Sünni Kürdü var, Kürt Alevisi var, Türk Alevisi var. Tam bir Anadolu mozaiği var burada. Dirijan 3 asırdan beri bu şekliyle bütün komşularıyla hiçbir anlamda bir çatışma yaşamamış ve en yüksek düzeylere kardeşlik hukukunu yükseltmiştir. Ben bu vesileyle gerçekten Dirijanlarla ben mensubu olmaktan ve ne kadar da iftihar etsek azdır. Ve bu mozaiğin, bu güzelliğin Anadolu'nun bütün yaylalarına, bütün toplumlarına, kuzeyine, güneyine, doğusuna, batısına örnek olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve Hazreti Mevlana'nın bu konudaki dizelerinde hatırlatmakta fayda var. Mevlana der ki, beri gel kardeşim, beri gel, beri. Bu niza, bu kavga nereye dek? Hepimiz bir tek olgun kişiyiz, bir tek. Sen bensin işte, ben senim işte kardeşim. Bizlerle beraber ol, bizlere katıl. Bizlerle beraber oldun mu, bir büyük madensin, bir ulu denizsin. Kendinle kaldın mı, bir tanesin. Bir damlasın kardeşim. Evet, bu dizelerin ve bu huzurlu ortamın bütün Anadolu'ya örnek olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu duygularla hepinizin ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah Sayın Başkanım. Çok...